Haziran meclis üyeleri kendilerine birer emanet konumuna getirerek bu yapıldığını görmek size biliyorsunuz sen. Ülkemiz güneyimizden açılan bu koridoru, bu terör koridorunu bertaraf edecektir. Sevgili dostlar, bizim Suriye ile 910 kilometre, Irak'la 331 kilometre sınırımız var. Biz neden buradayız diyenlere şunu söylemek isterim. Ta 11 bin kilometre ve hatta okyanus ötesinden gelip buraya yerleşenlere hiçbir şey diyemeyenler bize burada sizin ne işiniz var diyemez. Geldiğimiz günden beri daha önce bildiğimiz gibi ilçemiz 3-5 köye hitap ediyordu belediyemiz. Biz bunu bütün ilçeye yaymaya başladık. Allah'ın izniyle yaklaşık olarak 50 bin metrekare kilit taşı döşedik. Tabii bütçemizin kısıtlı olmasından dolayı bu ancak bu şekilde oldu. İster Kaleo şehinde olsun, ister Malatya şehinde olsun, isterse Türkiye genelinde olsun. Bunların hizmet vermiş olduğumuz alanların tamamında devasa çalışmalar yaptık. Her yapmış olduğumuz çalışma, inanın bizden önceki hükümetlerin yaptıklarının kat be kat daha fazlasıydı. Malatya'mızda şu ana kadar 16 hatta 17 katrilyon liraya yakın 2018'e dahil olunca bir yatırımı gerçekleştirmişiz. Devletle milletin her kesimini barışık hale getirdik. Bizden evvelki dönemlerde Alevi vatandaşlarımızın özellikle Cemevi noktasında inanç değerlerinin tanınması noktasında birçok kısıtlama var iken bizim dönemde herkes artık özgür bir şekilde Alevisi Alevi diyebiliyorum, Sünniyse ben Sünniyim diyebiliyor, Kürtse Kürdüm diyebiliyor, Türkse Türk olduğunu ifade etmekten önünden ufak bir engelin olmadığını görüyoruz. Biz tabir caizse şu ülkede belki 2-300 yıldan beri fabrika ayarlarıyla oynanan, insanlarımızın genleriyle oynanan, düşünsel genleriyle oynanan dönemleri geride bıraktık. Tekrar fabrika ayarlarına dönüp yine bu kadim medeniyetin birer ferdi olarak her kesimden olan insanlarımızın kendi inanç değerlerine sahip çıkmasına vesile olduk. Bu ülkede bugüne kadar özellikle toplamış olduğumuz vergiler bizden önceki dönemlerde nerelere harcanırdı? Belli bir takım kesimlere hep denirdi ki %5'lik bir kesim var. Bunlar ülkenin kaynaklarını tamamen sömürüyorlar, semiriyorlar, palazlanıyorlar. Ama biz AK Parti olarak iktidara geldikten sonra şu anda başta yerel yönetimlerimiz olmak kaydıyla yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamı sizden toplamış olduğumuz vergilerle bunları bir bir ifa etmeye başladık, icraata dönüştürmeye başladık. Ve şu anda ülkemizin gelmiş olduğu ekonomik büyüklüğe baktığımız zaman dünyadaki sıralamalar basamak basamak inanın bir anda bakıyorsunuz 3-5 basamak birden sıçrama yapmışız. Daha önceki dönemlerde bir milletvekilini düşünün veya bir il başkanını düşünün veya bir belediye başkanlarımızı düşünün. Bunlarla milletin arasında oluşan köprü neydi, hususiyet neydi ama şu anda AK Parti dönemlerinde milletvekiline veya hatta cumhurbaşkanına ben şu ana kadar 12 cumhurbaşkanının yanılmıyorsam ikisinin dönemi hariç diğerlerinin tamamını yaşadık. Ve cumhurbaşkanı dendiği zaman herkes titrerdi. Ama biz şu anda gerçekten ister cumhurbaşkanımız olsun ister başbakanımız olsun her zaman için her vatandaşımız şurada geçtiğinde bir bacımız bir anamız sayın cumhurbaşkanım dediği zaman en sıkıntılı bir anında da olsa o sese mutlaka kulak verir. O sesle ilgilenmesini hemen anında gerçekleştirir. Ama bizden önceki dönemlerde değil cumhurbaşkanlarına bu denli yaklaşabilesin bir milletvekillerine dokunmak mümkün değil. Ama bugün artık milletvekilleri de harcı alem bir siyaset yapmaya başlıyoruz, devam ediyoruz. Belediye başkanlarımızda, ilçe başkanlarımızda, bütün ana kademede yer alan arkadaşlarımızda, muhtarlarımızın çoğu burada. Bugünü yarını yok, Afrin'de bir kümelenen maalesef orada sırtlan sürüleri var. O sırtlan sürülerin de bertaraf edilmesi tıpkı özellikle Fırat Kalkanı hareketinde olduğu gibi Allah'ın izniyle askerimizin, milletimizin de duası ve destekleriyle inşallah bu belayı da bu milletin başından bertaraf edeceğiz. Biz sıfırdan gelip en zirveye çıkmasını bilen bir milletin evlatlarıyız. Allah'ın izniyle, sizlerin duasıyla, mazlum coğrafyadaki o mağdur edilen insanlarımızın dua ve destekleriyle
Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah Afrin'de, Münbiçi'de yeri gelirse Suriye'nin ötesine kadar bu millet için, orada yaşayan mazlumlar için sonuna kadar devletimizin, milletimizin, ordumuzun, askerimizin ve hükümetimizin yanındayız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hayırlı olsun.